Yeni bölüm bir sonraki bölümün bomba gibi olacağını sinyalini veren bir bölümdü. Bölümde One Piece tarihinde bir ilk meydana geliyor ve Gorosei hayati bir darbe alıyor. Tabii ölümsüz bir şeytan olan Satürn bu durumdan nasıl kurtuluyor bu bölümde onu görüyoruz. Bölüme geçmeden önce artık her salı 21.00'da spoiler yayınlarımızı tekrar başladığımızı duyurmak istiyorum. Bu yayınlara kesinlikle katılmalısınız. Aynı şekilde 50.000'e yaklaşık 1500 kişi kaldı. Dolayısıyla şimdiden abone olarak bu amacıma ulaşmamda büyük bir yardım eli uzatmış olursunuz. Dilerseniz daha fazla bekletmeden bölümün incelemesine başlayalım. Bölümün ismi. Teşekkür ederim babacığım. Aslında birkaç bölümdür bölüm isimlerinde bir mesajlaşma olduğunu görüyoruz. 1100. bölüm ismi teşekkür ederim Bonnie. Bölümde Kuma, Bonnie doğduğu için ona teşekkür ediyordu. 1100. bölümün ismi çok özür dilerim babacığım. Bölümde Bonnie, Kuma'nın tüm fedakarlıklarına rağmen ölmek istediğini söyleyip ondan özür diliyordu. 104. bölümün ismi ise teşekkür ederim babacığım. Bu bölümde ise Bonnie'nin her şey için Kuma'ya teşekkür ettiğini görüyoruz. Yani evet, gerçekten bölüm isimlerinden bir mesajlaşma gerçekleşmiş. Geçen bölüm Kuma'nın Satürn'e vurmakta olduğunu görmüştük. Bu bölümün devamında Kuma'nın yumruğu hala havada ve editör notuna göre bu yumruk hislerle dolu bir yumrukmuş. Geçen bölüm Bonnie çektiği tüm acıların suçlusunun Satürn olduğunu anlamıştı. Bu bölüm yine Kuma'nın tarafından Satürn'ün yüzünden ne kadar acı çektiği flashbacklerle gösteriliyor. Tam o vakit Satürn haklı olarak Vega Punk'a bir soru soruyor. Kuma nasıl halen hayatta olabiliyor? Devrimci ordusu onu aldıktan birkaç gün sonra beklenmedik durum planımızı devreye sokmuştum. Onun kendini imha etme mekanizmasını tetiklemiştim. Satürn hatırlıyorsanız Vega Punk'a kendini imha etme mekanizması yerleştirmesi gerektiğini söylemişti. Ardından gene Satürn kendisinin de bir bilim insanı olduğunu, dolayısıyla Vega Punk'ın kendisini kandıramayacağını söylemişti. Yani bu sorunun temeli aslında buradan geliyor. Satürn şu an Vega Punk'ın kendisine bir oyun oynadığını varsayıyor. Tıpkı hepimizin başından beri düşündüğü gibi. Bu sorunun cevabını ise Kuma'nın yumruğundan sonra alıyoruz. Kuma hislerle dolu olan yumruğuna haki basıyor ve Satürn'e inanılmaz bir panelde yumruğunu geçiriyor. Öyle ki Kuma'nın yumruğu adeta Satürn'ün yüzünü içine göçertiyor. Genellikle One Piece'te yumruklar bu kadar sert çizilmez. Yani yumruğu yiyen tarafın yumruğu yerken bu kadar hasar aldığı çok belirtilmez. Öyle ki One Piece'teki en sağlam yumrukları atan Garp'ın bile böyle bir paneli olmadı. Bunun sebebi şu aslında. Sadece yumruk atan taraf değil, aynı zamanda okuyucu da bir karaktere çok sinirlendiyse Eiichiro da yumruk sahnesini böyle sert çiziyor. Örneğin Bellamy sadece Luffy değil bizi de sinirlendirmişti. Ve Luffy'nin yumruğu Bellamy'nin yüzünü göçertmişti. Aynı şekilde Kutsal Ejder Carlos'un yumruk yediği sahne. Luffy'nin yumruğu yine Carlos'un suratına çok güzel oturmuştu. Ve yine yumruk izi çıkmıştı. Aslında Carlos'un yumruk yediği sahne Satürn'ün yediği sahneyle birebir aynı. Luffy ve Kuma ikisi de aynı şekilde gerinip yumruklarını attılar. Ve kutsal tanrı ünvanındaki iki kişiye büyük hasar verdiler. Satürn metrelerce sürükleniyor ve üstüne binalar çöküyor. Bu hareketle de bir ilk yaşanıyor tabii. Beş kadimden birine yumruk attı. Dünyanın yöneticilerinden birine saldırdı. Geçmiş bölümlerde kutsal ejderlere yüzyıllardır yumruk atılmadığını, Luffy'nin bu tabuyu bozduğunu görmüştük. Gorosei'ler de bir kutsal ejder. Lakin özellikle Satürn'ün dediğine göre Gorosei'ler çok yeryüzüne inmeyen kişiler. Dolayısıyla onların böylesine bir hasar almasından kaç vakit geçmiştir gerçekten çok merak ediyorum. Ama bu yumrukla beraber One Piece'de bir ilk yaşandığı kesin. Vegapunk tüm bu olanlardan sonra Satürn'ün kendisine sorduğu soruyu sorguluyor. Vegapunk gerçek bir imha mekanizması kurulumu yapmadığını, lakin yine de sözünü tuttuğunu söylüyor. Yani Satürn'ün istediği gibi bu mekanizma ile Kuma'yı bir bombaya dönüştürmemiş, sadece bedenini tamamen kapatması için programlamış. Hem bu özellik hem de kişiliğini kaybettiği için artık bir bitkiden farkı yok. Verilen emirleri yerine getiremez. Bonnie burada olsa bile bize ulaşamaman gerekirdi. Bilimin ötesinde bir durum yaşanıyor. Düşündüğüm şey olamaz değil mi? Buccaneer ırkının güçlü bedenlerinin ötesinde özel bir özelliğe sahip oldukları söylenir. Sonuçta o halk bir zamanlar diyor ve sözü kesiliyor. Eğer çok dikkatli bir okuyucuysanız aslında bu sezonun başından beri One Piece'deki bilimin tam anlamıyla insanları veya klonları bir robota dönüştürmediğini anlamışsınızdır.
Nasıl bir robot veya klon olursanız fark etmiyor. Her türlü içinizde küçük bile olsa bir insanlık kıvılcımı yer alıyor. Zoro, sadece emirlere itaat eden Serafim Miyalk'a baktığında yakından bakınca içinde bir insanlık kıvılcımı olduğu görülüyor demişti. Aynı şekilde Serafim Hancock, klon olmasına rağmen Luffy'den hoşlanmış ve Luffy'lere yardım etmişti. Jinbei buna Hancock dünyanın en berbat kişiliğine sahip ama Luffy onun zayıf noktası. Hancock'un Serafim'inin de aynı zayıflığa sahip olması çok komik demişti. Vegapunk da buna şaşırmış ve not almıştı. Dolayısıyla Kuma'nın burada istemsiz bir şekilde Bonnie'ye yardım etmeye gelmesi bizi şaşırtmamış olmalı. Çünkü sezon boyunca bunun örneklerini çokça gördük. Buccaneer ırkı ile ilgili bir özellik de bu durum ile ilgili midir bilemiyorum. Ama Vegapunk'ın dediği gibi güçlü bedenlerinden öte özel bir özelliğe sahiplerse şu çıkarımı yapabiliriz. Kara sakal da bir Buccaneer olabilir. Ten rengi, saçlar, vücut tipi hem Kuma'ya hem de Kuma'nın babasına aşırı benziyor. Aynı şekilde tıpkı Buccaneer'ler gibi dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Zira karanlık meyvesi her şeyi çektiği için normalde aldığı hasarın çok daha fazlasını alıyor. Ve Karasakal buna dayanabiliyor. Yine aynı şekilde Marco, Karasakal'ın bedeninin normal bir beden olmadığını söylemişti. Tıpkı Vegapunk'ın şimdi Buccaneer'ler için dediği gibi. Dolayısıyla Karasakal'ın iki meyve yemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi Buccaneer olmasından ötürü olabilir. Bu şu anlama geliyor. Her şeytan meyvesi bir ruha bağlanıyor. Dolayısıyla Buccaneer ırkı iki farklı ruhu bedenlerinde tutuyor. Vegapunk bedenini tamamen kapattığından bahsetmişti. Evet, Kuma'nın bir ruhu kapandı. Lakin diğer ruh devreye girdi ve Bonnie'ye yardım etmeye koştu. Vegapunk Kuma'nın buraya gelmesinin Buccaneer ırkı ile ilgili de olabileceğini bu panelde söylediği için böyle bir çıkarım yaptım. Lakin daha farklı bir şey de olabilir. İleride Karasakal videosunda buna detaylı bir şekilde değineceğim. Buraya kadar gelip videoyu emeğe karşılık beğendiysen devam edelim. Kuma Bonnie'ye sarılıyor. O sırada Kizaru Satürn vurulduğu için her şey bitti değil mi diyor. Tam o vakit denizciler çok ilginç bir şey söylüyor. Hasır şapka nerede? Biz onu yakalayamadan önce ortadan kayboldu. Böyle bir başarısızlık asla kabul edilemez. Muhtemelen Luffy'yi kaçıran kişi ya Karasakal tayfasındaki Laffy ile Katerina Devon ya da Karibu'nun ta kendisi. Karibu ihtimali daha ağır basıyor çünkü bu adada kendi hayatı da tehlikede. İlk önce yemekleri verip ardından tehlikede olduğu vakit Luffy'yi alıp kaçırması oldukça mantıklı. Luffy ayağa kalkarsa şüphesiz bu Karibu'nun da işine gelecektir. Eğer Karasakal ve tayfası bunu yaptıysa Luffy'nin meyvesini almak için yapmıştır. Ama Luffy hareketsiz bir şekilde duruyorsa Luffy'ye yardım edecek kimse yok demektir. Dolayısıyla bu senaryo Luffy ve bizim yararımıza pek gelmiyor gibi. Tabii Luffy ile işbirliği yapmak istiyor da olabilirler. Bonnie kendisine sarılan Kuma'ya her şeyi anılarında gördüğünü söyleyip her şey için teşekkür ediyor. Lakin tam o vakit binaların arasında bir patlama meydana geliyor. Satürn ayağa kalkıyor ve yine Vegapunk'tan hesap soruyor. Vegapunk ise romantik düşünen biriysen sevginin gücünün buna neden olduğunu söylemen daha doğru olur diyor. Tanıdık geldi mi? Serafin Jinbei Sanji'yi vurduğunda hiçbir şey olmamıştı ve Sanji buna ölümsüz aşkın gücü demişti. Bilin bakalım Vegapunk sevginin gücü dedikten sonra Satürn ne yapıyor? Evet, yüzündeki yarayı, kopan boynuzunu ve kolunu yeniliyor. Ve yine bilin bakalım buna ilk kim tepki veriyor? Sanji, ne oluyor lan? Bedeni yenileniyor diyor. Tesadüfe bakar mısınız? Sevginin gücünden bahsediliyor. Sonra Satürn kendini yeniliyor ve aşkın ölümsüz gücü olduğunu söyleyen ve tıpkı Satürn gibi kırılmış kemiklerini yenileyebilen bilim savaşçısı Sanji, Satürn'ün yenilenmesine şaşırıyor. Oldukça bağlantılı paneller. Onun dışında bu kadar yıkıcı güçlere karşı hızlı bir yenilemeyi ilk defa görüyoruz. Marco da kendini yenileyebiliyor ama Marco'nun Satürn kadar yıkıcı saldırılar aldığını çok görmedik. Yani adamın kopmayan, hasar almayan bir yeri kalmadı. Gerçekten Satürn adeta ölümsüz bir şeytan gibi. Onu öldürmek için ard arda yıkıcı saldırılar veya çok büyük bir tane yıkıcı saldırı yapmak gerekiyor. Satürn böyleyse diğer Goroseilerin ve Imu'nun gücünü gerçekten çok merak ediyorum. Satürn bunun ardından Kuma'nın tam göğsünü delecekken Sanji Satürn'ü vurarak buna engel oluyor. Ve One Piece tarihinde ilk kez bir hasır şapka korsanı Goroseilerden bir tanesine vurmuş oluyor. Şu an denizciler beni bir tehdit olarak görmüyor olabilir ama sonunda başlarına en büyük bela olacak kişi Karabacak Sanji yani ben olacağım.
Bu saldırıdan sonra belki de One Piece topluluğu tarafından değerini görmeyen Franky yine büyük bir işe imza atıyor ve Satürn'e radikal beam ile vücudunda delik açıyor. Tabi Satürn bunu da yeniliyor ve hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Son sayfada Kuma Atlas tarafından kaçış noktasına götürülüyor. Bu Kuma'nın ölmeyeceği anlamına gelebilir. Kizaru'nun ise Satürn'le beraber omuz omuza olduğunu ve biraz da Kuma için üzüldüğünü görüyoruz. Daha koyu bir güneş gözlüğü takmam gerekirdi. Bazı okuyucular burada Satürn'ün omuzdaki şeytan gibi durmasına dikkat çekmiş ki bu harika bir detay. Acaba ileride diğer omuzunda da meleği görür müyüz, gerçekten çok merak ediyorum. Bölüm ise Satürn'ün Ohara'da olduğu gibi yıkım çağrısı yapmasıyla beraber bitiyor. Sizin bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.